Hocam madde miktarları aynı değil mi? Evet, bak burada ilk sıcaklıkları farklı ama aynı miktarda. Hocam Yani o sıfırdan 40'a çıktıysa o da 50'den 90'a çıkacak. ikisi de aynı miktarda. Yani 3'er kilo aldık. Özdeş ispirit ocakları dediği için Q'lar aynı oldu. Aynı Q'ları verdik yani Hocam. dolayısıyla. Eşit süre ocakları Hocam yaktık. ben hocam duymuyorsunuz, duymuyor musunuz beni? Duydum. Söyledim, duydum. Tamam. Sıfırdan 40 Doğru. derece çıktıysa bu kaç Doğru derece çıkar? veya Arda cevabını yanlış verdi. demeyeyim. 90 dedi. Evet, doğru veya yanlış demeyince ben de duymuyorsunuz zannettim. Tamam. Duydum, duydum. Şimdi diğer arkadaşlarımdan cevap bekliyorum. Evet. Başka cevap bekliyorum. Arda'dan cevap aldım. Başka cevap olan. Bir kez daha özetleyelim ne dediğimizi. Eşit kütle demişti bize. Şurayı sileyim bir daha söyleyeyim size. Şuradaki bilgilerimizi silelim. Bunları bir daha söyleyelim. Bakın biz ne yapıyoruz şu anda? Burada şu deneyi yapıyoruz. İlk sıcaklıkları farklı. Yani ne dedik? 0 derece ve 50 derece olsun dedik mesela. Aynı miktarda su dedi. Bunu da 3 kilo aldık, bunu da 3 kilo aldık. Özdeş kaplar dedi, özdeş kaplarda. Özdeş ispirit ocakları dedi, evet eşit yanan ocaklarda. Eşit sürede, yani ne demek oluyor? Aynı Q'ları vermiş oluyoruz. A ve B kaplarından A kabı bu olayın sonucunda her iki ocağı da diyelim ki 30'ar dakika çalıştırdık. Sonuçta 0 dereceden 40 dereceye çıktı A kabı. Acaba B kabı kaç dereceye çıkar? Evet Arzu ne diyorsun? Hocam ben aslında da matematik dersine geliyorum da soruyu tam duymadım o yüzden. Öyle mi? Ha, yeni mi bitti ders? Evet hocam daha yeni bitti. Ha. Yusuf Hoca'nın dersi mi? Yok hocam ben dershanedeki derse girdim. Ha, tamam. Evet, Dila sen ne diyorsun? 90 derece olur. 90 diyorsun. Sinan sen ne diyorsun? Soruyu anlamadım mı yoksa Sinan? Zannederim bir ses problemi var. Tamam, ses problemi var galiba. Şimdi arkadaşlar burada bunda 40 derece arttığına göre bunda da 40 derece artacak. Yani ne olacak? 90 santigrat derece olacak. Neye dayanarak bunu söylüyoruz arkadaşlar? Bunu şuna dayanarak söylüyoruz. Demiştik ki burada Q neyle Birinci orantılı? ocakta şey oldu. Sıfırdan 40 dereceye çıktı. İkinci ocakta da 50'den 90'a çıkması lazımdı. Evet. Q sıcaklığıyla M kütlesi nasıl orantılıydı arkadaşlar? Doğru orantılıydı değil mi? Evet. Başka Q bir de neyle orantılıydı? Öz ısıyla orantılıydı. Evet, E öz ısı. ile. Bir de neyle orantılıydı? Delta T ile orantılıydı. Bunu da kısaca T diyelim. Delta T diyelim. Hatta deltasını da yazalım ki kafamız karışmasın. Şimdi burada bir de arkadaşlar orantı lafını anlayalım. Orantı ne demek? Orantı şu demekti. Bir ekmek 1 liraysa 5 ekmek kaç lira? 5 lira. 5 lira. 100 ekmek kaç lira? 100 lira. 100 lira. 400 liraya kaç ekmek alırım? 400. 400 tane ekmek alırım. Yani bu doğru orantı. Ama diyelim ki bizim evi bir işçi 10 günde boyuyor. Evet. Peki 10 işçi kaç günde boyar? Bir gün. Ha, bu ters orantı. Anladınız mı? Doğru orantı Anladım. ve ters orantı kavramını hatırladınız ve anladınız mı? Tabii ki hocam. Doğru orantı dendiği zaman, ters orantı dediği zaman bu iki örneği hatırlayın. Biz burada ne Demiştik bir yapıyormuşuz? mi?
Sor. Bu ek dersimiz kaç ders olacak? 19.40'da bitecek. Tek ders yapıyoruz yani. Evet. Tamam hocam. Burada arkadaşlar Q ısısıyla Q ısısı M kütlesiyle nasıl orantılıymış? Doğru orantılıymış. Doğru orantılıymış. Yani 1 kilo suyu kaynatmak için 1 Q gerekiyorsa 5 kilo suyu kaynatmak için 5 Q gerekiyor. 10 kilo suyu kaynatmak için 10 Q gerekiyor. C ile Q nasıl orantılı? Doğru orantılı. 1 C ise 1 Q gerekiyorsa 5 C ise 5 Q gerekir. 7 C ise 7 Q gerekir. Evet. T ile Q nasıl orantılıydı? O da doğru orantılıydı. Evet. Yani 1 derece ısıtmak için 1 Q gerekiyorsa 50 derece ısıtmak için 50 Q gerekir. 50 Q gerekir. 100 derece ısıtmak için 100 Q gerekir. Peki şimdi sıkı durun bak. Bak şimdi sıkı durun. Bu eğer 3 katına çıkarsa, bu da 3 katına çıkarsa, bu da 3 katına çıkarsa Q kaç katına çıkar? O da 3 katına çıkar. Doğru orantılıysa. Olmadı. Hocam ben tam anlayamadım. Bir daha söyler misiniz? Bir daha söylüyorum. Kütle 3 katına çıkarsa, C öz ısı da 3 katına çıkarsa, delta T de 3 katına çıkarsa Q kaç katına çıkar? Zaman ters orantılı olacak hocam. Hepsi doğru orantılı. 3 katı, bir de bunların 3 kat, 3 kere 3, 9. Bir de bunların 3 kat, 3, 9, 27. 27. Yani o zaman 27 katına çıkmış olur. Oldu mu? Doğru orantı bu anlama geliyor arkadaşlar. Anladık mı? Şu son verdiğimiz örneği başka bir şekilde anlatayım. Diyelim ki bunları sildim. Bunu 5 katına, kütleyi 5 katına çıkarıyorum. C'yi de 5 katına çıkarıyorum. T'yi de 5 katına çıkarıyorum. Q kaç katına çıkar? 125. 5 kere 5, 25. 5, 25, 125. Oldu mu? Oldu zannederim. Tekrar örneği değiştiriyorum. 125 cevabı doğruydu. Şunu 2 katına, şunu da 3 katına, şunu da 4 katına çıkarırsam Q kaç katına çıkar? Kütleyi 2 katına, C öz ısıyı 3 katına, delta T'yi 4 katına çıkarırsam Q kaç katına çıkar? 24 mi oluyor bu zaman? Evet. 2 çarpı 3 çarpı 4. Bu kadar. Güzelmiş hocam. Evet. Anladınız değil mi olayı? Evet. Anladım. Çok iyi anladım. Evet. Bu örneği şimdi değiştiriyoruz. Şimdi size başka bir muciz sorusu soracağım. Başka bir muciz sorusu soracağım. Bunu kapatıyoruz. Bir başka örnek yapacağız. Kapatamayız çünkü kalem var. Şimdi arkadaşlar bir de bu safhada bol bol biz şu anda ne konuşuyoruz? Termometre konuşuyoruz değil mi? Bir evet. Termometre acaba yapmak istersek nasıl yapabiliriz? Yani şimdi tutup evimizdeki imkanlarla bir termometre yapmak istersek nasıl yaparız? Termometre yapmak şu andaki hedefimiz bu. Termometre. Termometre çoğumuzun evinde vardır. Hatta telefonlarımızda bile artık şu anda termometre var ama tabii evet. Telefonlarımızdaki termometre internetten otomatik kayıt alıyor. Yani ölçüm yapmıyor. Değil mi? Bakın benim de telefonumda benim yaşadığım mahallede bakın kaç dereceymiş? 16 derece. Yani burada sıcaklığı söylüyor. Aslında santigrat derece. Derece olarak birimini yanına yazması gerekiyor ama genelde bu artık dil alışkanlığıyla yazılmıyor. Normalde santigrat derece diye söylenmesi gerekir. Haydi o zaman biz bir termometre yapalım. Haydi bakalım bana yardımcı olun. Bir termometre yapalım. Elimize bir tane boru alalım. Şöyle bir tane boru alalım. Termometre yapıyoruz. Bir tane boru alıyoruz. Şöyle. Ondan sonra şöyle kalınlığı ne kadar olsun? Kalınlığı şöyle ince olsun. Yani 1 milim kalınlığında falan olsun. Fazla kalın olamaz. Peki içine ne koyalım? Bir ucu kapalı olsun. Bir ucu kapalı olsun. Şöyle bu ucunu kapatalım. İçine ne koyalım?
İspirto mu koyalım, civa mı koyalım, su mu koyalım? Her yerde kalınlığı aynı olan bir boru bu. Bir ucunu da kapattık. Acaba bu termometreyi neyden yapalım? İçinde kullandığımız madde ne olsun? Mesela şu anda sizin, plastik olsun hocam. Yanında, yakınında termometre olan var mı? Ya da telefondan herkes bulunduğu yerde hava sıcaklığını bir söylesin bakalım hadi. Herkes bulunduğu yerdeki hava sıcaklığını söylesin. Odada termometre varsa termometreden, yoksa şöyle söyleyebilir. Mesela 17 Dilan, derece. Dilan sen nerede yaşıyorsun? Ben mi hocam? Dila. Hatay'da. Bak şimdi. Hatay'daki hava durumunu biliyor musun Dila? Hava sıcaklığı 17 kaç derece? 17 derece yapıyor. Kaç derece? 17. 17 derece. Nereye bakarak söyledin bunu? Termometre. Ya, evde termometre var mı? Dila, evinizde termometre var mı? Hocam telefondan baktım. Ha, telefondan. Tamam, telefondan baktın. Tamam. Sinan, sizin köyde ne kadar hava sıcaklığı şu anda? Bizde de 14. Sizde de 14. Arda, senin memleketinde ne kadar hava sıcaklığı şu anda? Bakayım hocam hemen. Sen nerede yaşıyordun? İstanbul. İstanbul. 15 hocam şu an. 15 derece. Başka kim var şu anda? Arzu, senin memleketinde hava sıcaklığı kaç derece? Hocam burası 9 dereceymiş. 9 santigrat derece. Peki herkes telefondan mı baktı? Yoksa termometre var mı? Efendim? Google'dan baktım. Google'dan baktım. Google'a sorunca Gaziantep'te hava durumu kaç derece deyince Google bize söylüyor. Ama biz tabii ki, Google nereye bakıyor? Google termometreye bakıyor değil mi? Google da kafasından söylemiyor. Şimdi bir termometre yapıyoruz. Termometre tutup da piyasadan satın alınabilir. Ama piyasada satın aldığımız insanlar bunu nasıl yapıyor? Ya da biz bir termometre yapmak istersek yapalım haydi. Evet, bir borumuz var. Aldık elimize. İçine ne koyalım? 3 tane teklifim var size. Su, civa, başka ne olsun? İspirto, bir de Antep pekmezi. Hangisi olsun? Söyleyin bakalım. Klasik olsun hocam. Civa da kullanılıyor, ispirto da kullanılıyor diyebiliyorum ben. Ama neden? 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 Yani su bedava, su kullansak olmaz mı? Evet, kullanabiliriz. Yani hiç düşünememişler, çok yazık. Yani su kullanmayı şimdiye kadar ilk hiç düşünmemişler. İlk defa biz mi düşünüyoruz? Bence civa kullanalım yanlış hocam. Yanlış olmasın istersek kullanabiliriz. Efendim? Yanlış olmasını istersek kullanabiliriz. Ama neden yanlış? Yani şimdi su ucuz, bedava. Yani suyun ne kötülüğünü gördük ki? Sabah akşam içiyoruz bak. Susuzluğumuzu gideriyor. Bu işimiz. Bence civa koyalım hocam. Deniz taraf, her tarafın deniz tarafı aynı olduğu için deniz yüksekliği daha doğrusu. Yani söylediğimizin bir gerekçesi olması lazım. Sinan, bir gerekçe olmadı. Yani siz de memleketinizin pekmezini kullanabilirsiniz. Civa kullanabilirsiniz, su kullanabilirsiniz ya da ispirto kullanabilirsiniz ya da başka tayin kullanabilirsiniz. Yani neyi teklif ediyorsanız onu savunmanız lazım. Evet, herkes teklifini söylesin ve savunsun. Bir kere suyun ne kötülüğünü gördünüz. Yani suyu kullanacaksanız hadi bunu siz kapın ve söyleyin. Yanlış ya da doğru. Yani suyu kullanalım mı yoksa kullanmayalım mı? Hocam yaklaşık 4 derstir bunu konuşuyoruz ama yine de söyleyeceğim. Söyle. Hocam su kullanılmamasının nedeni ne denir ki ona? Yoğunluğunun hocam civaya göre daha düşük olması ve suyu da aynı değerleri verecek bir termometre yapmaya çalıştığımızda 10 metre oluyordu zaten. Deneyimde izledik bunu, gördük. Yok, o farklı. O farklı. Siz bunu sormuyorsunuz. Olayı anlamamışsın orada. Hocam, yani o basınçla ilgili bu. Başka bir konu. Siz neyi soruyorsunuz? Şimdi ısı. Termometre yapıyoruz. Termometre kullanırken
Su kullansak acaba iyi mi olur, kötü mü olur? Tamam işte ben de ona da değindim ya hocam. Yok, onunla ilgili değil. Yani burada öz kütle yok. Burada genleşme var. Yani burada biz bu termometrede öyle bir sıvı kullanalım ki o sıvı hava ısındıkça ne yapsın? Genleşsin, soğudukça büzüşsün. Böyle bir sıvı istiyoruz. Mesela, hocam civayla devam edebilir miyim ben? Devam et bakalım hadi. Sen civada ısrarlısın. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Civada ısrarlısın. Herkes bildiği verdi. Hocam suya göre civanın öz ısısı daha küçük. Suda şeffaf olduğu için kolay anlaşılamıyor. Hı. Civada kolayca genleşebildiğine göre bence civa kullanalım. Civa kullanalım diyorsun. Peki. Ama suyu neden kullanmayalım? Yani suyu tutan yok mu? Su o kadar şeffaf olduğu için kolay anlaşılmaz ki hocam. Evet. Buna daha önceki bir derste birazcık dokunduk ama yeterince açıklamadığımız için tekrar bir daha de değinmek ihtiyacı hissettim. Şimdi bu barometredeki olayla bu hiçbir ilgisi yok. Yani barometre yapımında geçen ders onun deneyini izletmiştim size. Evet. Ama bunun hiçbir ilgisi yok. Onu en başta söyleyelim. Burada hadi diyelim ki civa kullanalım önce. Civa kullandığımızda şu haznesine ne dolduralım? Civa dolduralım. Şuraya bir tane küçük bir depo oldu. Yapalım. Değil mi? Bu deponun içine ne evet. dolduralım? Civa dolduralım. Civa. Su kaç derece donuyordu? Donma. Donma kaç santigrat derecede oluyordu su? Sıfır. Sıfır derecede oluyordu. O zaman biz sıfır derecedeki suyun içine bunu koyalım ve şuraya sıfır yazalım. Bir de ne yapalım? Bir de kaynama sıcaklığına getirelim. Suyu kaynatalım. Suyun kaynama sıcaklığı kaç dereceydi? 100. 100. O zaman kaynayan suyun içine koyalım ve arayı ve ne yaptı bu? İçindeki civa genleşti, 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 genleşti. Yani hacmi şişti. Hacmi şişti. Genişledi, 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 genişledi ve 100 derecede durdu burada. Buraya da 100 yazalım. Tamam, kaç yazdık tamam. Buraya da? 100 yazdık. Yazdık. O zaman arayı da 100 tane çizgiye bölersek 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aralarında birer tane bölersek 100 eşit bölmeye ayırırsak o zaman oldu mu sana bir civalı termometre? Evet. Oldu. Peki civa bunun için bütün özelliklere sahip mi? Yani suyun donmasını ve kaynamasını mesela rahatlıkla ölçtü mü? Ölçtü. Değil mi? Herhangi bir evet. yaramazlık yaptı mı? Hayır yapmadı. Yapmadı. Peki ölçmede bir herhangi bir sıkıntımız oldu mu? Yani herhangi bir aykırı bir durum oldu mu? Deneyde başarısızlık, işte borunun patlaması gibi, işte efendim herhangi bir civayı göremedi gözlerimiz falan gibi bir problem yaşadık mı? Hayır. Ya da bir derece, sıfır dereceden bir derece çıkarken bir milim çıktı ama 90'dan 91'e çıkarken 10 milim çıktı mesela. Farklı evet. genleşti. Öyle bir durum oldu mu? Olmadı. Ha, o zaman olmadı. Olmadı. Yani her bir derecede diyelim ki 1 milim genleşti. 1 milim yükseldi. 1 milimetre yükseldi. O zaman civayı alkışlıyoruz ve bu maçı aldı. Civayı aldı. Civa bu maçı kazandı. Şu anlık şampiyon. Peki diğerlerim için kaybetti? Su niçin kaybetti? Söyleyin bakalım şimdi. Neden su? Görünmediği için. Şeffaf. Tamam. Bir görünmesi zor. Canım hocam, içine boya atarız. Boya atarız Sinan. Onu hallederiz. Başka ne olabilir? Hocam suyun donma ve kaynama sıcaklıkları sıkıntılı bir tık. Evet güzel. Evet. Özellikle bizim ülkenin mesela iç kesimlerinde Anadolu'da falan kışları çok rahat sıfır dereceyi geçebiliyor hocam hava. Donduğu termometre sıcaklığı nasıl bileceğiz? Evet güzel. Yani -10 derece oldu diyelim ki kar yağdı. -10 derece oldu. -10 dereceyi bu termometre su olsaydı içinde ölçer miydi? Hayır o da donardı. Haydi o zaman bizi yarı yolda bıraktı. Ya da 140 derecede buhar var. Düdüklü tencerede yemek pişiyor. Onun sıcaklığını ölçmek istiyorum diyelim ki. 140 derecede su 100'ün üstüne çıkınca buharlaştı. Bakıyoruz termometreye. Hiçbir şey yok. İçinde boş görünüyor. Yani buhar olmuş. O zaman su
bu olay da bizim işimize yaramaz. Oldu mu? Yani su o zaman ne yaptı? Kaybetti. Bir de su civa kadar fazla belirgin genleşmiyor. Yani genleşiyor ama hani ne oluyor mesela? Anneniz tencereye suyu koyuyor. Sonra kaynayıncaya kadar bir miktar taşıyor. Ama çok aşırı taşmıyor. Ama civa ise ciddi şekilde bir hacminde büyüme var. O büyüme bizim onu okumamıza yardımcı oluyor. Yoksa öyle minicik bir büyüdüğü zaman biz nasıl anlayacağız ki onun büyüdüğünü? Değil mi? Büyümesini, hacminin büyümesini belirgin şekilde göremezsek bizim ölçmemiz net olmaz, sağlıklı olmaz. Göremeyiz yani ve o zaman sıcaklığı yanlış ölçeriz. Peki başka? İspirto olabilir mi? Suyu kaybetti o zaman. Su bu işte kesinlikle olmuyor. Olabilir. İspirto olabiliyor. Yani ispirto buna çok çok yakın. Yani civaya gibi özelliklere sahip. Yani civa çok daha kullanışlı. Çok daha yüksek sıcaklıkları ve düşük sıcaklıkları ölçmemize yardımcı oluyor. Ama ispirto bu konuda genelde yeterli ama çok ileri sıcaklıklarda o da yapısını kaybedebilir. Yapısını kaybedebilir. Onun için ispirtoyu normal oda sıcaklığını ölçmekte, evimizi ölçmekte kullanabiliriz. Ama laboratuvarda, ileri tekniklerde, mesela şimdi bakıyorsunuz BioNTech'in koronavirüs aşısı -70 derecede, -80 derecede olacak. Yani orada işte bu ispirto termometresi yeterli gelmeyebilir. Başka ne vardı? İşte efendim Antep'in pekmezi. Yani bunlar akıcı olmadığı için zaten o komik bir durum olur. Öyle bir şey zaten olamaz. Yani bunun dışında herhangi bir madde kullanmamız doğru olmaz. Oldu mu arkadaşlar? Burada başka sorusu olan var mı? Geçiyoruz. O zaman ilerliyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli ısı, yani bu neydi? Q ısısıydı. Bu da Q ısısında biz ne yapıyorduk? Doğalgaz faturası olarak babamız ne yapıyor? İGDAŞ'a doğalgaz parası olarak ne yapıyor? Ödüyor. Eğer evimiz doğalgazda... Bizim burada doğalgaz yok hocam. Doğalgaz yoksa o zaman sen ne yapıyorsun? Diyelim ki elektrikli ısıtıcıyla yemek pişiriyorsan o zaman onu elektrik faturası olarak ödemiş oluyorsun. Yani o Q ısısı olmuş oldu. O Q ısısı neye bağlı? O maddenin kütlesine bağlı. Biz bunu biraz önce tarif ettiğimizde ne dedik buna? M kütlesi dedik. C öz ısısı dedik. Ve sıcaklık değişimini de delta T olarak tanımladık. Değil mi? Farklı miktardaki özdeş sıvıların sıcaklık değişimlerinin eşit olabilmesi için miktarı fazla olan suya daha uzun süre ısı vermek gerekiyor. Yani bir bardak bir su var, bir de 10 bardak su var. O zaman sıcaklık değişiminin aynı olması için ne gerekiyor ona? Aynı oranda daha fazla ısı vermen gerekiyor. Bunun nedeni miktarı daha fazla olan maddenin ısıyı daha fazla taneciye paylaştırmasıdır. Bu cümleyi anladınız mı? Örnekle açıklayalım mı? Evet, bu cümleyi anladık mı? Örnekle açıklayalım mı? Ben anladım hocam ama. Ben de anladım. Tamam. Diğer arkadaşlarımız da anladı mı? Zaten örneklerde yapacağız. Orada da anlaşılır. İlk sıcaklıkları farklı, eşit kütleli ve aynı cins sıvılara özdeş ısıtıcılar ile eşit sürelerde verdiğinizde sıvılardaki hal değişimleri gözlenmiyor ise ilk sıcaklığı fazla olan sıvının son sıcaklığı da fazla olacaktır. Buna rağmen bu sıvıların sıcaklık değişimleri ne yapar? Eşit olur. Bunları da sorularda örneklerle yaşayacağız. İsterseniz şimdi geçelim bunu. Orada açıklayacağız bunu. Şimdi mesela şu olayı bir irdeleyelim arkadaşlar. Burada özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Burada kaç gram var? 100 gram var. Burada ne var? 300 gram var. Özdeş ısıtıcılarla ısıttığımız zaman ne olacak burada?
bu olayda. Şurada da 100 gram ve 50 gram ilk sıcaklıkları eşit. İkisi de zeytinyağı gibi örnekleri yapabiliriz. Mesela bunları örnekle açıklayalım. Mesela şu örneği açıklayacak olursak, özdeş ocakta bunları ısıtıyoruz. Eşit süre ısıtılıyor. O zaman burada nasıl bir sonuç olur? Mesela söyleyelim. Diyelim ki bu 10 derece ısınırsa, şu kaç derece ısınır? Siz söyleyin. Mesela 10 derece ısınırsa bu kaç olacak? O zaman son sıcaklığı 30 olacak. Değil mi? 30 olacak. İlk sıcaklığı 20 idi. 10 daha artınca kaç oldu? 30 oldu. Peki o zaman bu kaç derece ısınır? Aynı ocakla ısıtıyoruz. Kütlesi 3'te 1 olduğu için 3 kat olacak. Yani ne yapacak o zaman? Bu 10 derece ısındıysa bu 30 derece ısınacak. Yani son sıcaklığı ne olacak? 20, 30 daha kaç olacak? 50 santigrat derece olacak. Bu örnek anlaşıldı mı? Evet. Ahmet Nasırlı'ya soralım. Ahmet Nasırlı anladık mı? Anladım hocam. Tamam. Deniz Erdoğan, bir pürüz var mı? Yok hocam, anladım. Geçiyoruz. Bir de şu örneği anlatalım mı? Hadi bu örneği de anlatalım. Evet, bu örneğe de cevap vermeye çalışın. Özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Burada. Bunda bir tane ocak var. Bunda iki tane ocak var. Bunda bir tane ocak var. Bunda iki tane ocak var. O zaman ne oluyor? Bundaki sıcaklığın iki katı olacak bu. Ama bunda 50 gramın iki katı olduğu için bundaki sıcaklık diyelim ki 10 derece artmışsa bunda da 10 derece artacak. Neden? Çünkü bundaki ocaktaki artışla kütle de iki katına çıktı. Kütle de iki katına çıktığı için ne oldu? Sanki şundan iki tanesini ısıtmış gibi olduk. Sonuçta bu 10 derece ısındıysa bu da 10 derece ısınacak. Burada bir pürüz var mı? Geçelim mi? Geçiyoruz. Üçüncü örneği de yapalım arkadaşlar. Üçüncü örneği de yapalım. Buradaki özdeş ısıtıcılarla eşit miktar ısıtılıyor. Ne oluyordu burada? Bu da 100 gram. Bu da 100 gram. Bu da 10 derece. Bu da 10 derece. Ama suyun C'si neydi? Suyun C'si büyüktü zeytinyağından. O zaman ne olacak? Şu sıcaklığı alınca delta T'si bunun ne yapacak? Daha fazla artacak. Çünkü zeytinyağının C'si neydi? Küçüktü. Zeytinyağının C'si küçük olunca ne yapacak? Sıcaklık artışı daha fazla olacak. Evet, bunu da geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir başka olaya geliyoruz. Maddelerin katı, sıvı ya da gaz halde bulunması taneciklerin birbirine yakın ya da uzak olmasına bağlıdır. Yani ne demek oluyor? Mesela katı dediğimiz kimdir? Buz. Örnek olarak buzu verebiliriz. Peki sıvı olunca bu ne oluyor? Su. Gaz olunca ne oluyor? Buhar. Ne oluyor bu durumda? Bu durumda ne oluyor? Buz durumunda moleküller birbirine çok yakın. Aynen şu gibi. Su durumunda moleküllerin arasındaki bağlar kopmuş ama gevşemiş, tamamen kopmamış. Buhar halinde ne olmuş? Moleküller artık kopmuş. Birbirinden atomlar bağımsız. Memleketin her tarafına uçabilir. Yani katı sıvı gaz olma durumu budur. Katı maddelerin tanecikleri çekim kuvvetinin etkisinden dolayı birbirine çok yakındır. Yani bu moleküller ne yapıyor? Birbirini çekiyor. Şu moleküller birbirini ne yapıyor? Çekiyor. Hepsi birbirini çekiyor. Birbirine çok yakın olmanın sebebi bu çekimden. Sıvı maddelerin tanecikler arasındaki çekim kuvveti
Katılara göre daha zayıf, aralara uzaklaşmış bakın. Çekmeleri ne yapmış? Azalmış. Gazlara göre daha güçlüdür. Gazlar da daha da az. Artık gazlar bağımsız hale gelmiş. Moleküller birbirini fazla çekemez hale gelmiş. Çünkü uzaklaşmışlar. Yani bu bir arada olmalarının sebebini bu şekilde anlamış oluyoruz. Katı maddelerin tanecikleri birbirine çok sıkı bir şekilde bağlı olduğundan, yani buzdakini konuşalım şimdi, katı maddeler sadece titreşim hareketi yaparlar. Yani atomun çekirdeği var, çekirdeğinde proton, nötron var, etrafında elektronları var. Yani bu tanecikler dediğimiz sizin temelinde bu atomlar var. Ama burada katı maddeler birbirine çok yakın olduğu için ne yapıyor? Sadece titreşim yapıyorlar. Ama sıvı ve gaz tanecikleri gibi hareket edebilmeleri için bu bağların kırılması gerekiyor. O zaman bu bağları ne yapalım bunların? Koparalım. Koparmak için ne yapalım? Ocak yakalım ve ocakla bunu ne yapalım? Isıtalım. Isıtırsak bunlar ne yapar? Bağlar kopar. O zaman bu bağların kopması için neye ihtiyaç var? Isı enerjisine ihtiyaç var. Ne yapıyoruz? Buzu ısıtınca ısıttığımız buzun arasındaki molekül bağları kopuyor ve ne yapıyor? Artık akmaya başlıyor. Ama su akarken birbirinden de pek ayrılmak istemiyor değil mi su molekülleri? Ne yapıyorlar? Mümkün olduğu kadar birlikte akmak istiyorlar. Çünkü bağlar tamamen kopmamış. Benzer şekilde sıvılardaki taneciklerde gaz taneciklerine göre daha sıkı bağlıdır. Gazlardaki daha gevşek, aralarındaki uzaklık çok fazla. Maddelerin sıvı halden gaz hale geçebilmesi için yine ısıya ihtiyaç var. Yani sıvı halinden gaz haline geçirmek istiyorsan ne yapıyorsun bunu? Isıtıyorsun ve o molekül bağlarını ne yapıyoruz? Kopartıyoruz. Evet, buraya da geçiyoruz. Var mı buraya kadar sorusu olan? Yok hocam. Şimdi gelelim burada. Yukarıda saf katı taneciklere ait modeller verilmiş. Yukarıda saf katı. Bu modeldeki atomlar birbirine bağlı haldeyken serbest hale geçebilir mi? Geçer. Bunun için maddeye enerji vermek mi? Yoksa maddeden enerji almak mı gerekiyor? Ne yapıyoruz mesela? Tutup annemiz bize ne yapıyor? Diyelim ki fasulye pişiriyor. Fasulyeyi pişirmeden yersek kuru fasulyeyi yiyebiliyor muyuz? Hayır. Ya da nohutu, kuru nohutu. Onu ne yapıyor? Pişiriyor. Pişirince onlar ne yapıyor? Molekül bağları kopuyor ve ayrışıyor, kabarıyor. Tanecikler birbirinden ayrılıyor. Sonra ağzımıza da alınca ne yapıyor? Darmadağın oluyor ve midemizde onu afiyetle paramparça edip vücudumuzdaki hücrelere yolcu yapıyor. Yani vücudumuzun yakıtı bunlar. Saf bir maddenin katı